Yeni bir videodan selamlar. Durucumla açılış yapmak istedim. Bakın okula hazırlandık. Bir hafta gitmedi ya, özledi okulunu biliyor musunuz? Siz de bana soruyordunuz Duru geçen hafta niye okula gitmedi diye. Öğretmeni yoktu. Ama artık öğretmenimiz geldi. Ve ne yapıyoruz? Okula gidiyoruz. Çok tatlı oldun Duru. Bakın. Minnoş minnoş. Şapkamızı da takalım. Al bakalım. Al anneciğim. Ne oldu? Peçete vereyim ben sana. Burnu mu kaşındı? Güzel oldun. Hadi ayakkabılarımızı giyelim, çıkalım bakalım. Minnoş seni. Minnoş. Minnoş. Zil çaldı Duru. Hadi geç bakalım. Bugün nasıl hava? Soğuk tabii ki. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? İnşallah iyisinizdir. Duru'yu bıraktım geldim. Bir hafta aradan sonra okula döndü bugün. Öğretmenimiz geçen hafta yoktu. Babası hastanedeydi. Ona refakat ediyordu. Geçmiş olsun tekrardan, Allah şifalar versin. Bu hafta dönüş yaptı. Duru da dönüş yaptı okula. Koşa koşa gitti vallahi. Yani şu günleri görecek miydim? Duru'nun ilk hallerini hatırlıyorsunuz okula başlayınca. Allah buna da şükür. Neyse ben yine eve geldim. Hazırlandım hemen. Hava kapalı, kalın kalın giyindim vallahi. Dün kot ceketle gittim ya sahillerde, üşüdüm. Bugün o hatayı yapmayayım, kabanımı giyeyim dedim. Görümcemle buluşacağız Yeşim ablayla. 3 gündür de beraberiz yalnız. Cumartesi beraberdik, pazar beraberdik. Bugün onunla yine beraberiz. Yarın da büyük ihtimal beraber olacağız. Neyse, çarşıda işlerimiz var. Kaç gündür konuştuğumuz şeyler yani. Dedim onları hallederim. O da iniyormuş. Yalnız bir şey şıkırıyor benden. Cebimden mi geliyor bak. Ne koydu bunun içine? Neyse, Duru çok uğraşıyor benim eşyalarımla. Böyle gidelim bakalım. Yine şöyle çöpümü de aldım. Zemin, kata geldiniz. Ne kadar çok çöp çıkıyor bizim evde Allah'ım ya. Akşam ayrı alıyorlar. Biz Rıza ile ayrı atıyoruz. Çöp 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 yani. Bayağı yağmur yağıyor. Yeşim ablayı beklerken Elsiva'ya girdim. O da gelir birazdan. Şunları çok beğeniyorum aslında banyo için. Fiyatları da uygundu bunların. Değişmediyse. Nerede şeyleri? Kız nereye asmışlar yazıyordu. Heh, şurada. 250 lira. Şu da güzelmiş. Aynı 250. Bak bu da güzel. 270. Bakın benim çanta burada. 200 lira. Bir de şöyle vardı nar çiçeği. Bu da 129 muydu? 130 lira. Bak bu da güzel. Şöyle var krem. Bak ben bunu da beğendim geçen. Krem rengi. Bu da 229. Elsiva çantaları bence artık çok güzel yani. Şu nasıl? Aa bak bu da çok güzel. Kot ceketlerle. Öyle dedi ya. Ne kadarmış? Aa bak bu da 200. Ay bunu da çok beğendim. Kumaşları o kadar güzel ki. Şeyin siyahı var, kırmızının. Bakın. Böyle deri de gibi, değil de gibi. O kadar güzel bir kumaşı var ki. Şöyle bez çanta gelmiş. Bu sene biliyor, bez değil ama bu. Değişik bir kumaş. Bakın. Vallahi Elsiva çantada açtı kendini. Acı kahve var. Bak çok güzel. Şu krem, bu çok küçük geldi. Geçen baktım buna. Buna cüzdan bile zor sığar da. Bak şöyle siyahlar. Elbiseler gelmiş cıvıl cıvıl bakın. En sevdiğim. Şu ne kadar tatlı olur biliyor musunuz? Beyaz böyle tatlı bir babetle falan. Severim böyle şeyleri. 400 lira. Yazın böyle elbise giymeyi seviyorum. Şu yeşil de çok güzelmiş. Balon kol gibi şöyle bakın. 400 lira. Ay çok güzel olur bunlar. Bakın şöyle. Atlet konusunda Elsiva açtı kendini. Bakın bu yüksek bel pantolonlarla ben böyle atletlere yazın bayılıyorum. 129 lira. Geçen iki tane buradan aldım biliyorsunuz. Şöyle 200 lira yaşaman altı var.
Çok güzel bu da kumaşı. Çok kaliteli bir kumaş. Grisi var. Şu eteğe bakın şimdi. Ay tiril tiril. Ne kadar tatlı bir etek. Şöyle yandan bağlamalı. 300 lira. Aynen. Şu bol paça pantolonlar gelmiş yine. Bakın kısa, uzun. Şöyle yeşilin uzunu var. Geçen kim arıyordu? Elif mi arıyordu böyle bir şey? Şunun kumaşı değişikmiş. Şu nasıl? Şu mavi çantayı da çok beğendim. 159'a ne kadar güzel. Ya bu Elsiva valla. Çanta konusunda. Bunların askısı da oluyor biliyorsunuz. Rengi çok tatlı değil mi? Yaz renkleri hep. Şöyle blazer ceketler bu sene çok var ama ben ne bileyim başkasında hoşuma gidiyor. Aslında kremi de var şöyle. Saat 4 oldu. Yeşim ablayla ayrıldık. İşlerimizi hallettik. O bankaya gitti. Ben şimdi bir kaya ticarete gideceğim. Ondan sonra da eve gitmem lazım. Çünkü bayağı bir yağmur yağıyor. Çok dolaşamayacağım. Bir yaprak soracağım bakayım kaya ticarete. Kaya ticarete geldim. Bağ yaprağı bakalım. Şunlar bozuk, onlar küçük. Şey, kilosu ne kadar? 60. 60 lira. Şey yapayım bir... Yaprağı aldım. Şimdi yufka alacağım da şurada yufkacı var. Oraya gidiyorum. Taze yufka alayım. Lazım bana. Tam şurada 12 katlının alt katında yufkacı var. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Zonguldaklılar bilir. Oradan bir 4 tane alayım. Fazlasına gerek yok. Şu tarafta. Bugün de evin yolunu buldum. Çok şükür geldim. Yağmur yağış derken koştur koştur. Bir çarşı dönüşü daha. Yine ben. Yine yangınlar, yine ben. Evet, bugün çarşıdan az hasarla döndüm. Öyle çok açılmadık gibi. Yaprak aldım. Ne kadarlık aldım? 40 liralık tuttu. Yarına saracağım bunu ama iftardan sonra şöyle akşam otururken saracağım. Şimdi suya basacağım bunu. 4 tane yufka aldım. Bu da midye böreği olacak. Peyniri onun için aldım. Evdeki azdı. Şöyle bir Osmanlı ekmeği kestirdim. Osmanlı ekmeğiymiş bakalım. Şunlar Azra'nın. Kırmızı mercimek. Bu Anadolu mutfağı güzel oluyor. Bundan alıyorum. O da bitmişti. En çok vallahi Ramazan'da mercimek yaptığımız için. Neyse ben hemen yemeğimi yapayım. Kettle'a su koydum. Daha sonra ne yapacağım? Ha, şunu suya basayım unutmadan. Yaprağı 4-5 lira ılık suyla yıkadım. Vallahi güzel görünüyor. Yarın da tadına bakarız artık. Yarın pişireceğim. Bayağı da var 40 liralık. Şöyle kaynara yakın suyla da ıslat dedi oradaki abla. Saat 7:10 var ancak gelebildim. Yemek işini hallettim. Ondan sonra dolma içini de yaptım. Gördüğünüz yaprak aldım. Kaya çiftliğinden ilk kez aldım. İnşallah güzel olur. Yarın misafirlerim var. Görümcemleri çağırdım yarın. Hepsi bendeler. Kayınvalidemle kayınpederim de gelecek. Perşembe de annemleri, babamları, dayımları düşünüyorum. Başka da çağıracağım aile yok zaten. Hepsini bu hafta içine sığdırdım. Herkese denk getirmek bazen olmuyor. Geçen hafta babamları alacaktım ama babamın işi vardı. Vardiyalı çalışıyor derken o da bu haftaya kaldı. Olsun, sorun değil. Yani bana malzeme olsun. Yemek yapmayı ben hiç dert etmiyorum zaten. Her türlü o iftar masasını kurarım yani. Yeter ki ana yemeğe falan bir karar vereyim. Gerisi geliyor. Yarın da yine böyle planladım yani kafamda. Börek yapacağım. Böreği sararız. Dolmayı da sararız. Şey, yaprağı da sararız. Böyle vallahi Yeşim ablayla biz kuaföre gittik bugün. Ünsal abinin yanına gittik çarşıda. Hem fiyat aldık hem Yeşim ablanın saçına deneme paketi attırdık açılacak mı diye. Bayağıdır zaten aklımızdaydı da bayramı bekliyorduk. Açıldı saçı nihayet. Alttan bir deneme paketi attı ona. Fiyatımızı da aldık. Randevumuzu da aldık. Boyatacağız bakalım. Onları hallettik. Sonra da ayrıldık arkadaşlar. Onun da işleri vardı. Benim de işlerim vardı. Öyle. Biraz şuramda ağrı var ama çok uzun sürmez diye düşünüyorum bakalım. Mutfağımı temizledim. Ocağımı da sildim. Her zamanki gibi. İçi yapmıştım zaten. O bayağı bir soğumuş. Dolma içim hazır. Dolma, sarma. Sarma içim diyeyim.
Baharatlarını falan her şeyini eklemiştim. Nanesini, maydanozunu. Güzel görünüyor bakın. Burada da börek içim hazır arkadaşlar. Önce şunu sarıp dolaba koyayım diyorum yufkalarımı. Midye mi yapsak? Midye yapalım. Ya geçen güzel oldu değil mi? Ay çok güzel yufka. Gerçekten çok güzelmiş. Evet, hiç hızımı kaybetmeden midye böreklerini sardım. Çay dedim demini alırken bunlar aradan çıksın. Sonra da sarmanın başına otururum diye düşündüm. Araya böyle poşet koydum. 16 tane mi çıktı? Tabii 4 yufkadan. Böyle arkadaşlar peynirli midye böreklerimiz hazır. Tapır kabına koyayım dedim. Dolaba kaldıracağım. Yarın iftar vakti mis gibi pişiririz bakalım. Mavi masmavi gözleri boncuk ma gözlerim boncuk mavi değil ama ay mavi tülbentimi taktım geldim. Ne güzel oldu bunun rengi böyle. Annemden aldıydım bunları hatırlarsınız çeyizimden. Anneme geri vermiştim annemden geri aldım kaç tane tülbentimi. Bu da böyle pembe işlemeli. Evet, saç kıl hiçbir şey dökülmesin diye anne, önlemimizi aldık. Sarma saracağız. Anne. Ne? Mavili mavili mor çiçek. O mu? Mavili buradan geçecek. Neyse, üstümü değiştirdim. Bulaşık yıkarken hep şu önüm ıslandı mı? Bende hiç önlük kullanma alışkanlığı yoktur. Asla önlük kullanma. Buralarımı hep ıslattım mı? Buraları tabii bir oldum, patladım. Bir tek sarma kaldı. Çok bulaşığım yoktu Allah'tan da. Olanları da kaldırdım zaten. Çay içeceğim. Çayımı alayım. Sofraya oturayım. Salonda güzel Ömer dizisi var. Birazdan başlıyor. Ömer'i izlerken yaprağımı sarıvereyim. Bayağı bir suda bekledi o. Artık tuzumuzun gitmiştir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Böyle yani. Hadi gidiyoruz. Yardıma gelseniz. Ah Elif kankam olsaydı şimdi İstanbul'daki Elif Alptekin. Ne sarardık, ne konuşurduk, ne gülerdik yani. Ne sardığımızı anlamazdık valla. Ayol'la çok güzel dolma sarılır. Kankim çok güzel sarıyor çünkü. Ben de güzel sararım. Yengem de güzel sarar. Görümcelerim de öyle. Neyse hadi gidiyoruz. Ben sarmaya başladım. Çay alacağım birazdan da azıcık sarayım dedim. Bazıları çok küçük bazıları çok şey. Bu arada yaprak güzel görünüyor. Eğer güzel olursa tadı falan yarın Kaya Çiftliği'nden canımız çekince alırız. Kilosu 60 liraydı. Ben 40 liralık aldım ama bana bir fazla geldi. Birazını suda bıraktım. Hepsini sarar mıyım bilmiyorum. Bakacağım artık duruma göre. İçim bitene kadar sarmaya devam. Yani bir 40 liralık da alsam gene iyi yani. Canımız çekince. O ne kızım? Çöpe atsana onu. Boş kapı. Çöpe at onu. Ay şunun sesini kısayım. Elif Melif gelmesin. Ateş, şimdi ben annene yardım ediyorsunuz. Hiç yardım etmiyorum. Yarabbim. Şimdi sana oradan şimdi cevap verecekler. Şimdi oradan cevap verecekler sana. Rıza'cığım bir bardak çayı içti. Kahveye gitti. Kız adam 40'ından sonra kahveye gitmeye başladı ya babası gibi. Kayınpeder gece yarıları geliyor kahvelerden. Yıllardır. O çünkü kahve işletmiş hep. TTK'dan emekli olunca Rat mahallesinde kahvehanesi varmış. Yıllarca onu işletmiş. Rıza da onun yanında duruyormuş falan. Öyle kahveye falan gitmez. Kahvede öyle çay içeyim, arkadaşlarımla oturayım yoktur. Senelerdir işten eve, evden işe. Ben de alışmışım ya. Şimdi bu ara iftardan sonra bir iki arkadaşı var onun, benim de tanıdığım. Onlarla kahve işi çıkardılar. Kozlu'da. Şule ablaların orada bir kahveye gidiyorlar. Ondan sonra adam 40'ından sonra kahvelere alıştı. Vay başıma gelenler. Ha, ya bazen iyi oluyor vallahi da. Gerçi o evde olsa da ses falan yapmıyor. Bana da kaynamıyor açıkçası. Çayını çekirdeğini ver, yeşiyor. Söyle. Herhalde şeyle gidiyor, Kerem abiyle. Kerem abinlerle gidiyor. Kerem abin bekar tabii. Bir tane arkadaşı var samim. Burada izliyordur arada beni. Hep Kerem'in başının altından çıkıyor bunlar. Bilmiyorum izler mi bu videomu. Bazen bakıyor. Neyse. Kozlu'ya gittiler. Çayını içtiği gibi fırladı. Ben de şimdi çay dolduracağım hatta kermeye. Bir bardak da ben içtim. Bir an önce şunu sarıp dolaba atayım da dedim. Hani kafam rahat olsun. Diyorum Rıza sen böyle yapmazdın. Kahvelere gitmezdin. Anne.
şey söyleyeceğim. Hı. Ateşim. Bugün Yeşim ablayla kuaföre gittik ya. Fiyat almaya diye gittik. Bir pahalanmış, bir pahalanmış. Açma boyamalar 1500'ler, 2000'ler havalarda uçuşuyor. Ben zaten yalan yok 1,5 gözden çıkarmıştım. Çünkü az çok piyasayı biliyorum. Açma boyama çok arttı gibi. Benim de saçım çok uzun uzadı ve kalın telli. Yeşim ablanın kısa olduğu halde bile ona güzel bir fiyat çıktı. Bana da aynı şekilde. Anlaştık, ettik. Ben cumartesiye randevu aldım. Yeşim abla da pazartesi günü randevu aldı. O hafta içi boyatacak. Ben hafta sonu Rıza evdeyken giderim erkenden dedim. Boyatır gelirim dedim. Bayrama sıkıştırmayalım dedik. Bayramda kuaförler çok yoğun oluyor. Gece yarısına kadar çalışıyorlar biliyorum yani. Böyle Ünsal abi de bayağı oturduk, o deneme paketinin açılmasını falan bekledik. Yeşim ablaların hep gittiği kuaför Şule ablayla ben açamam demiş mesela. Ama Ünsal abi deneme paketi atıyor. Çarşıda eğer Zonguldaklı arkadaşlar için söyleyeyim, Şenay Ünsal kuaför. Hemen bu caddedeki Türksel var ya Gazi Paşa'da. Türksel'in arka tarafında ara sokakta böyle. Nasıl tarif etsem? Giderken yine gösteririm. Şenay Ünsal kuaför diye zaten Instagram'dan aratırsanız bulursunuz. Ben Türksel'de çalıştığım dönemlerde hep ona giderdik çalışma arkadaşlarımla. Onun boyasına güvenirim yani. Kaliteli boya kullanıyor, saçınızı yakmıyor. Açıcılar da aynı şekilde. Ucuz ürün kullanmıyor. O yüzden de saça zarar vermiyor. Hamileyken bile ben bitkisel boyayla saçlarımı o zaman boyatmıştım. O zamanlar benim Duru'ya hamileyken değil, Azra'ya hamileyken yine Ünsal abi bana bitkisel açıcılarla boyamıştı. Kahve tonları falandı yine. Böyle işte. Saç konusunda ben böyleyim. Kışın koyutuyorum, pişman oluyorum. Yazın açıyorum, açık tonlara geçiyorum. Aslında şu açık tonları bir oturtup hayalim hep ombre böyle. Sarı tonlar, daha sarılar, yoğun sarılar falan pişman ama Elif sabrediyor mu? Asla sabretmiyor. O yüzden o istediğim tonlara ulaşamadan saçı ben mahvediyorum. Koyultuyorum, çikolata kahve yapıyorum, bakırlara dönüyorum falan. Yani babam çok kızardı bana, bekarken de çok uğraşırdım. Bazen kına yakardık biz, Hint kınası sürerdik. Evet. Daha böyle o zaman kuaförler falan çok gitmediğim zamanlarda Hint kınasıyla boyardık kafamızı. Ay neler neler ya. Anne. Çayımı ısıttım, geldim canlarım. Çay var ya, o kadar güzel olmuştu ki. Şöyle kurabiyelerimden de 3 tane kaldıydı. Geçen akşam aldım ya bunu. Bunu var ya kız, çoğu yerde yokmuş. Yazıyorsunuz bana Elif. O kurabiyeden buralarda yok, aklımıza sokuyorsun diye. Ya bunu en güzel Zonguldak'ta Berrak Pastaneleri yapıyor. Anne. Hı. Yağlı yeşil falanlar kaçacak mıydı? Onlar evet. İftara yakın gelirler. Şu lağlan zaten 6'da işten gelmesi falan 6'yı buluyor onun. Anne ben okuldan gelirim. Ondan sonra da gelirler. Ben sen okuldan oturayım. Gelmiş oluyorsun, gelmiş. Merak etme. Hı. Gündüz gelmeyecekler, akşam gelecekler. Yarın kalktığım gibi bir evleri siler, süpürür, tuvalet taraflarını hallederim. Diyorum ya, yemek işi kolay. Yani malzeme olduktan sonra yemeğin hiç sıkıntı yapmıyorum. Hemen hallederim. Pilavı en sona bırakırım. Anne. Efendim. Ben alarm kuracağım. Alarm mı kuracağım? Evet, gece kaçtı tatlı. Sahura mı kalkacaksın bizle? Ben sahura kalkacağım. Artık kamerayı kapatayım. Çayımı içeyim. Sarmama devam edeyim. İç bitene kadar saracağım. Sonra kapanışta görüşürüz bakalım. Evet, sarmalar bitti. Böyle 3,5 sıra geldi. 4 sıra tam dolmadı. Yani 4. sıra. Bu döküm tencereme koydum. Neyse, yani bize yarın yeter. İçim bitti çünkü. Biraz kaldı. Bunları da buzdolabı poşetiyle buzluğa kaldıracağım. Kullanırım yine onları bir zaman. İnşallah tadı falan güzel olur bakalım. Artık dedim burada da veda edeyim. Yarın biliyorsunuz niyet ettim Allah rızası için görümcemleri oruç açmaya çağırmaya. İnşallah hayırlısıyla yarın da hazırlığımızı beraber yaparız. Tatlıya falan her şeye ben bir kafamda karar verdim. Fikirlerim değişmezse. Yarın güzel bir iftar hazırlığı yine devam ederiz. Böreğim, sarmam hazır. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bakalım.